Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz efendim. Önerge üzerinde Samsun Milletvekili Bedri Yaşar konuşacaktır. Buyurun Sayın Yaşar, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlıkla ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 21. maddesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. 3359 sayılı kanunun 12. maddesine eklediğiniz fıkra olumludur. Elbette ama yeterli değildir. Düzenleme bu şekilde sağlıkta şiddet sorununu çözmekte yetersiz kalacaktır. Bu düzenleme suçun önlenmesini ve suçtan caydırmayı hedeflemekten oldukça uzaktır. Değerli milletvekilleri, 2018 yılı ilk 6 ayında 7644 sağlık personeli hasta ve hasta yakınlarının şiddete maruz kalmışlardır. Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmayan bir rakamdır. Şiddeti artıran unsurlardan birisi de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılamayacağı ya da kendilerince önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Her canlıya olduğu gibi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de asla hoş görülemeyecek bir konudur. Şiddet suçları mutlaka cezalandırılmalıdır. Şiddet suçlarının caydırıcılığı yaptırımları olmalıdır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin toplum düzenini, toplum sağlığını, kamu düzenini bozduğu gerekçeleriyle de ayrıca cezalandırılmaları gerekmektedir. Biraz önce de söylediğim gibi teklifle kanuna eklenmesi öngörülen fıkra olumlu gibi görünebilir fakat şiddeti önleme noktasında yeterli değildir. Kadına, çocuğa, sağlık çalışanına, hayvanlara, kısaca söz konusu canlıya yönelik uygulanan her türlü şiddetin cezalarının ağır, yaptırımlarının fazla olması gerekmektedir. Aynı şekilde SMA hastalarının hastanelerde gördüğü muamele de yürekleri sızlatan cinstendir. Yoğun bakımlarda cüzdanlı hasta muamelesi görmesi de bence şiddetin çok daha ilerisindedir. SMA hastaları ile ilgili Sayın Bakan'ın SMA hastalarının ilaç teminine ilişkin SMA tip 2 ve tip 3 için bireysel hasta başvurularını işleme almış olmasını olumlu karşılıyoruz. Bakanlığınız hızla ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti olarak bizim de üzerinde ciddiyetle önemli durduğumuz çalışmalar yaptığımız SMA konusunda verdiği müjdeden dolayı SMA hastaları ve aileler adına Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz. Ama değinmeden geçemeyeceğim SMA hastalarına umut veren gelişmede sürecin belirsizliği de ayrıca endişe kaynağıdır. SMA hastaları zamanla yarışıyor. Sayın Bakan'dan ricamız SMA hastalarının umudu olan ilaçların temini ne zaman yapılacağına ilişkin net tarih paylaşmasıdır. Bakanlıktan yapılan açıklama biraz muğlak, zaman belirtilmediği için hastaların ve ailelerin endişeleri de devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, son dönemlerde sıkça gündeme gelen tasarruf tedbirlerinin Sağlık Bakanlığı'ndaki karşılığına ilişkin merak edilen bir diğer konu da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Şehir Hastanesi'nin yakınında kendi Kızılay'daki Sıhhiye'deki binasını boşaltıp oraya kira karşılığı taşınmasıdır. Bunun rakamı da merak konusudur. Ayrıca devletin bol miktarda arsası varken, boş binaları varken bu tür sadece Sağlık Bakanlığı'na münhasır olmayan bu tür kiralamaların da devletimize ciddi yükler getirdiği hepinizin malumudur. Maalesef son 16 yılda sağlıkta yeniden yapılanmadan, tarımdaki reform projelerinden, ekonomideki dönüşümden, milli eğitimdeki yeni sistemden her gelen bakanın bakın burası çok önemli, yeni bir şeye başlıyormuş gibi yepyeni programlar ortaya sunarak bu yapboz işlemlerinden hakikaten bıktık ve de usandık. Bu yapboz projelerinden
bir an önce vazgeçeceğinizi ümit ediyoruz. Devlette süreklilik esastır. Bir bakanın kendisinden sonra gelen, kendisinden önce gelen bakanlarla ilgili bu yorumlarını doğru bulmuyoruz. Bu sonuç itibariyle ülkeyi getirip duvara çarptırdınız. Ümit ediyoruz ki bundan sonra bu büyülü kelimelerin arkasına sığınmaktan vazgeçersiniz. Gerçeklerle bir... Tamamlayın Sayın Yaşar. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Artık ülkenin kaybedecek vakti yok. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Zor durumda olmayan hiçbir sektör yok. Bu yıldızlı kelimeler yerine bir an önce gerçeklerle yüzleşin. Torba yasalarla gecenin ilerleyen saatlerinde getirip parlamentodan geçirdiğiniz yasaların her seferinde birçok kez değiştiğini hep beraber şahit olduk. Bugün burada onaylamaya çalıştığımız yasalarında göreceksiniz. En kısa zamanda yine böyle torba torba, çuval çuval yasaları buraya getiriyorsunuz. Ondan sonra da habire bunları değiştirmeyle uğraşıp duruyoruz. Ben artık bu yasaların daha bir ciddiyet üzerinde komisyon buraya getirilmesini, aynı zamanda komisyon üyelerinin de sadece muhalefet üyelerinden, muhalefet tarafından gelmiş olmasından dolayı bütün önergelerimize ret oyu vermesini bir kez daha buradan kınıyorum. Diyorum ki hiç olmasa temel konularda Teşekkürler Sayın Yaşar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.